YKS'ye çalışmayak mı? Yani bir anlamı yok arkadaşlar. Yani gerçekten. Yani bana şunu söyle. Mesela YKS'ye çalışıp ne yapacaksın? Kamerayı unuttuk. Ne yapacaksın YKS'ye çalışıp? Hayır bunu şey manasında söylemiyorum. Bir amacın yoksa YKS'ye çalışmanın bir anlamı yok. Yani Kendine bir amaç hazırlayıp, ben bu işi yapacağım deyip, mesela Hava Harp Okulu okuyacağım. Go for it abi. o zaman sen çalış. ODTÜ kazanacağım, mühendislik. Olur. Ama ODTÜ kazanmak bir amaç değil işte, bunu anlamıyor insanlar Türkiye'de. Yani ODTÜ otlu kazanıp ODTÜ'de mühendislik okuyunca hayatın kurtulmayacak, öyle bir şey yok. Mühendislik ne bir kere? Yani mühendislik ne? Ne yapacaksın sen? Mühendislik diye bir bölüm yok ki. elektrik elektronik mühendisliği ile makine mühendisliği arasında anladın mı? Milyonlarca ışık yılı mesafe farkı var yani. Ne yapacaksın? Ne what kind of mühendis bu? Öyle öyle bir öyle bir yol yok yani. Öyle bir istikamet yok yani bu bir hedef değil. ODTÜ kazanmak bir hedef değildir. Ama şunu diyebilirsin. Ben o tür sallıyorum şu an. İşte mekatronik mühendisliği okuyacağım. Ondan sonra masterımı, yükseğimi Almanya'da yapacağım. Orada ne bileyim BMW'de çalışmak istiyorum. BMW'de çalıştıktan oradan kendimi geliştirdikten sonra Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de şunu yapacağım. Bak bu bir yolculuk. Anladın mı? Bu bir yolculuk. OTTÜ'de mekatronik var mı yok mu bilmiyorum. Salladım orasını zaten. Yani bu çizdiğim bir yol bu. Bu bir hedef. Ama OTTÜ'yü kazanmak bir hedef değil onu söyleyeyim ya. Yani. Orada başarısız olursun. Büyük ihtimalle başarısız olursun. Çünkü ee, üniversite kazanmak bir hedef değil. Bu yanlış bir bakış açısı. Çoğu da başarısız oluyor böyle arkadaşlarım. Bizi tier bir sap gördün teneke sandın göreceğiz bakacağız kimin aşağıda böyle göreceğiz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum üniversiteye hazırlanmayın diye. Mesela arkadaşlar yani şunu, şunu size şunu size net söyleyeyim. Şunu Aa, size yani. net söyleyeyim. Şunu net söyleyeyim. Bilinleyin çocuklar bu çok önemli. Şunu size net söyleyeyim. Evet. Net bir şekilde. Üniversiteye girip 1 milyon 2 milyonuncu sırayla işte Çükünbük Üniversitesi'nin Çemişgezek Fakültesinde ambulun, am Şemiz Gezek e, kampüsünde gidip tamam mı? Da, evet. Dal Yarak gibi şehir planlama okuyacağını, 4 dil mal gibi gidip geleceğini, fayans döşemeyi öğren daha iyi. Fayans döşemeyi öğren daha iyi. İnan bana. İnan bana. O da lazım, o da lazım değil. Daha çok para kazanırsın. Mutlu olursun, aktif bir işin olur. Lira, Trust <laughs> mı <mi>? yani bugün? <laughs> bugün boktan bölümlerde okuyup, boktan üniversitelerde <laughs> okuyup, kendisini hiç geliştiremeyen insanların, kendisini hiç geliştiremeyen insanların günün sonunda e, bulundukları nokta 15 bin maaşlı beyaz yaka. Mus mutsuz yani. Musmutsuz mutsuz amına koyayım. O da Duyum bulabilirse, mi? o da bulabilirse. Bulabilirse yani. Bulabilirse. Mus mutsuz herif ya. Onun yerine bir vinç operatörü ol da göreyim bakayım. Göreyim bakayım. He. Göreceğiz. Kimin de aşağı daha büyük göreceğiz. Bin lira. 30 binden, 30 binden başlarsın. Çalışmaya. Tamam. 30 binden işe başlarsın çalışmaya. Tamam. Vinç operatörü olarak. Selamlaşırız yani. Yani arkadaşlar üniversite okumak sizi bu hayatta daha konumlu, daha saygıdeğer, daha başarılı, ee, daha ekonomik durumu yerinde olan bir insan yapmaz. Bu <laughs> <mi? Öyle gülüyor> ses çeneni. <laughs> bu sizin annelerinizin, babalarınızın döneminde geçerliydi. Bu artık geçerli bir şey değil. Onların baskısıyla üniversite okumak zorunda değilsiniz. Yani i̇ki milyonuncu olup üniversite okuyacağına git fayans döşe kardeşim. Hem daha çok para kazanırsın, hem meşguliyetin olur, işin olur, gerçek bir işin olur. Bak gerçek bir işin olur. Senin anan kaç yaşında yani? Tıkır tıkır paranı da kazanırsın. Akıllıysan kendini de geliştirirsin, müteahhit de olursun. Fayans döşemekten ev yapmaya geçersin. O iş sana kalmış birader. Meslek öğren yani. Tamam 500K6 okumasın. 500K da okumasın abi ya. 100K yeterli ya. Bu ülkede her yıl 100.000 çocuk üniversite girip mezun olsa yeterli yani kafi. Bütün üniversiteler 100 taş çatısı 150K. Bütün ya üniversiteler. Yarın Orospu çocuğu. 4 yıl işsizliği geciktirme enstitüleridir. 4 yıl işsizliği geciktirirsin işte erkekler askerlikten biraz kaçınır. De kızlar üniversite okuduk demek için okurlar. Bunu deyince cinsiyetçi diyecekler. İşin gerçekleri yani bunlar. gidiyorum. İşin gerçekleri Askeri. bunlar. Benim, benim koyayım. kızım üniversite ya. okudu diyecek. Acık kuşam. Mesela ben şey izliyordum. Ne ee, neydi, bir tane Esra ol mu? Ne izliyorduk? Bir olay izliyorduk. Kız evden kaçmış falan. Kızını iki yıllık üniversiteye göndermiş. Kızını profesör olacak zannediyor. Nasıl ya? Hatırlıyor musunuz? Neydi o kızın adı ya? Esra Erol'daydı değil mi? O kamu yönetimine göndermiş kızı. Benim kızım kaymakam olacaktı diyor. O, hayır olmayacak. Yani Şahika'ydı değil mi kızın adı? Hatırladınız değil mi? Bakacağız olacak bir bakacağız. Müga mıydı o? Evet Müganlı'ydı değil mi? Şahika hatırladınız mı Şahika'yı? Annesi şey diyor. İki yıllık ne adalete mi kamu yönetimine mi ne göndermiş? Benim kızım diyor kaymakam olacaktı diyor. He teyze oldu şu an yani. Şu an oldu. <laughs> Oldu teyze şu an bak yolda. Ha babası darlıyordu kızı yayında cimcikliyordu falan. Ay o çok iğrenç bir hikayeydi bu arada ya. Cahillik nereden bilsin? Tamam işte annesi babası cahil olabilir. Ama yani çocuklar olarak gençler olarak sizin cahil olmanıza gerek yok. Ya yani 4 milyoncu olarak girdiğin işte Ağlos'un köyü bilmem ne fakültesinde okuduğun adalet, iki yıllık adalet bölümünden hiçbir kim olamayacaksın kanka. Yani yapacak bir şey yok. Gerçi işi gerçeği bu. Hiçbir sikim olamayacaksın. Hiçbir sikim olamayacaksın. Garantisini ben veriyorum. Değer, Cenk. Değer. 8 yıllık İngilizce öğretmenim. THY'de kadet olarak plak olacağım. Konforandan çıkmaya değer. Mi? Değer, değer, değer. Go, go, go. Stardust ne diyorsun abi? Üçüncüdür donate atıyorum diyorsun. Deniyor ya bir şeyler. Abi yazılım okumak istiyorum. İlla bileyim, Bahçeşehir'de okumaya gerek varmış mı? bu. Abi okumana gerek yok yazılımı ya. Ya ne? yok böyle bir şey ya. Oku mu oğlum yazılımı? Niye o yazılımı okuyorsun sen ya? Zaten biliyorsun. Gerek yok abi. Hayır zaten biliyorsan değil. Otur öğren yani. Sen şimdi gideceksin yazılımda. Sana böyle delfi melfi öğretecekler. Yani çağ dışı şeyler öğretecekler. Bazı şeyleri Üniversiteden öğrenemezsin abi. Ben sana Elimle. bunun garantisini veriyorum. Ben sana bunun garantisini veriyorum. Mesela reklamcılık okuyorlar. Günümüzde reklamcılığı üniversiteden öğrenemezsin. Türkiye'deki üniversitelerden bir sikim öğrenemezsin. Diplomanı alır siktir olur gidersin. Bir tanesinde bile sana Google AdWords öğretmiyorlar. Bir tanesinde bile sana sosyal medyalarda reklamcılık nasıl yapılır öğretmiyorlar afiş asmayı öğretiyorlar amına koyayım. 2023'te afişi anamın amına mı sokacağım ben? Ne afişi, geri zekalı. <laughs> Yoldan şu kadar insan geçerse ya siktir git sen bana retention rate öğret ya 2023'te. Ne anlatıyorsun sen Aa, ya? Ahmetciğim bir şey rica edebilir miyim sana? Sen Cans. bana efendim. Bir şey anlatıyorum abi şu tamam, an gaza bir... geldim ya. Bir dakika tamam, abi ya. Tamam saldır. Rantımı bitireyim sonra gel. Şu rantımı bir bitireyim. Anlatabiliyor muyum? Abi eğitim setim var mı? Yok abi eğitim setim falan. Eğitim setim internet amına koyayım. Öğrenmeniz gereken tek bir şey var 2023'te. İngilizce öğreneceksiniz amına koyduklarım. İngilizce öğreneceksiniz. Amını siktiklerim. Ondan sonra maymun gibi şunu yazacaksın. Bak İngilizce öğrendikten sonra. Bir de Hint aksanlı öğrenirseniz yazılım için iyi olur mesela. How ya to. How to bak how to yazdım bitti. How to yazdım. Buradan Buradan nükleer roket bile yapmayı öğrenebilirim. Ne öğrenelim bugün? Bugün ne öğrenelim? How to make girlfriend. <laughs> How to C++. Ah. Girdik abi. Learn C++ in an hour. Tutorial for beginners. Learn C++ in an hour. Bunu izlerim bir buçuk saatte size okulda öğretileni çünkü şimdi okulda sana bir müfredatı dayamak zorunda. Delphi öğretecek, bilmem ne öğretecek. Microsoft FrontPage falan öğretecekler size. Ana çocuğu. Ne anlatıyorsun sen bana? Web sitesi öyle mi yapılıyor artık? Tek tık yapabiliyorsun artık. Bana C++ öğretti ya önce. Sen niye öğrenmiyorsun? böyle bir amacım yok çünkü. Artı bir bilgisayar mühendisiyim. In this course, you're Efendim abi, buyurun. Şu Calsun yaptığı çok güzel kurguyu açacaktım unuttum onu çok ayıp oldu ona o Calsun yaptığı şeyi sen. Atar mısın linki? Ben bugün sıçarken izledim onu. Çok başarılıydı. Utandım hatta tuvalette izlediğim Tabii. için. Abi ne, ne neyi açacağız? Instagram linki olarak mı açacağız beyler? Bir dakika. Ben sana atayım, sana atayım abi, ben atıyorum. Tamam tamam Twitter'da aç. Jason tamam. Sessiz, Sessiz izledim ama. Sessiz izledim, sesli var. daha iyidir herhalde. YouTube linki var mı? Attım. Attım. Twitter attım. YouTube mu istiyorsunuz? Twitter evet, sevmiyorum ay, ben. İkisi de olur. Amınca tamam, YouTube hoşum. atsana. Attım. Attım. Cevapsam hakkını et. Unuttum. Film dünya satılıp. Neyse bir yemek yapacağım buradayım Ahmet'im öptüm seni. Cumhuriyetimiz yüz evet. yaşında. Bu video ayakta izlenmesi gereken bir videoymuş. Şöyle bir duyum aldım. ayağa izle. Baksırım var ama. Abi, saygıdan bir... Ayakta bir... Abi Ege'de muhasebe okuyorum işsiz miyim? Evet abicim işsizsin. Bunu... Uf, kardeşim. Bak kardeşim. muhasebe kim okur biliyor musun? Hali hazırda muhasebeci çevresi olan insan muhasebe okur. Tamam. Muhasebeci çevren vardır... Orada muhasebe okursun. Biriyle büyük bir muhasebeci şeyinde çalışırsın. Sonra belki onun müşterilerini inherit edersin. Başka türlü muhasebe okumanın anlamı yok. Boşuna okuyorsun. Boş. Bomboş. işsiz olursun. Tamam. Yazılım için söylediğim makine için geçerli mi? Yok. Makine gibi iş, mühendislik bölümlerinin çoğu Orada beyizi almak zorundasın abi. Bazı şeyler çünkü üniversitesiz olmaz. Makine mühendisi olacağım diyorsan sike okumak zorundasın. Orada tabanı almak zorundasın. Elektrik elektronik tabanı almak zorundasın. Onlar gerçek mühendislikler. Onlar gerçek. Orada dilsek çürüteceksin. O götü bir siktireceksin yani. Onlar gerçek mühendislikler abi. Ben ee, daha pratik şeylerden bahsediyorum. Mesela eczacılık, diplomalı bakkaldır eczacı. Senin yani varsa eğer güzel iş yapan bir eczane sahibi bir ebeveynin, o zaman açarsın. Ya da e, şurada eczane eksiği var diye düşünüyorsan olur. Anladın mı? Onun dışında eczacılık okumak istiyorsan şöyle bir şeyin olur. Abi ben işte atıyorum eczacı başında işe gireceğim. Orada ARGE'de çalışacağım. İşte yeni ilaçların üretiminde rol almak istiyorum. O başka. Anladın? O başka. Öyle bir amacın varsa olabilir. Abi ben eczacı olacağım. Diplomayı kiraya vereceğim. Senin ben ananı sikeyim. Yapacağın işi sikeyim yani. geri mısın? Siktir git. Böyle hedef mi olur? Gavat. Eczacılık ilaç üretmiyor abi. Öyle mi? Allah Allah. Öyle mi oluyor ya? Allah Allah. Ha. O zaman ben söyleyeyim. Benim arkadaş, benim bölümden mezun arkadaş şu an Biontech'te çalışıyor. Eczacılıktan mezun bir arkadaş da onun Biontech'te yan binasında çalışıyor. Ben söyleyeyim onu atsınlar. Olur mu canım ilaç üretir mi eczacı? Doğru diyorsun onu ben söyleyeyim atsınlar onu. İyi dedin, iyi hatırlattın. Onu ben bir söyleyeyim. Ne işi var Elizacı'nın canım ilaç üretimiyle? Hemen atsınlar anında. Allah kahretsin ben de hata yaptım. Boktan bir bölüm, boktan bir üniversite yazdım. Baştan beri çok büyük bir hataymış. Abi şimdi yeniden yakasın. Allah seni kahretsin çocuk ya. Üff. Sinema, tiyatro okumaya değer mi? Yönetmenlik düşünüyorum. Değer. Değer. Ama oradan dediğim gibi temeli alırsın. Sosyoloji ne dersin? E, ne yapmak istiyorsun? Yani şey mi yapacaksın? Hatta üslü dönerci mi açacaksın? İkinci dilini öğrenebiliriz. İngilizce var. Çince. Götünüyorsa Çince. Abi üniversite network işidir. Değildir abicim. Bazı üniversiteler için geçerli bu ama her üniversite için geçerli değil maalesef. Yani ee... pek öyle değil. C++ bu kaldı diyen, sik kafalı DM gelebilir mi? Aha kavga çıktı. Vakıf bir vakıf üniversitesinde akademisyenim sistemin içi bizi dışı sizi yakıyor. İnanın her yıl dokuş aşağı gidiyoruz. Abi zaten çarpık kentleşme gibi çarpık eğitimleşme var oğlum Türkiye'de bunu anlatıyorum ya. İnşaat okumaya ne diyorsun? Abicim ailende inşaatla ilgilenen biri yoksa inşaat okuma amına koyayım ya. Okuma yani hiç nerede yaşıyorsunuz sizin ben kafanızı götünüzü sikiyim. Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de inşaat mühendisi enflasyonu var ya. Yani sokağa çıksan 5 bin liraya inşaat mühendisi alır evde çay demletirim yapmayın gözünüz seveyim o kadar mühendisliği beyninize doldurup doldurup işsiz kalmaya değer mi ya? Sert bir bölümdür o yani inşaat mu? mühendisliği. Bir daha edersen senin ağzına sıçarım. Sert bir bölümdür yani inşaat mühendisliği. Sen onu okuyacaksın sıvılar mıvılar bilmem ne ondan sonra iş bulamayacaksın diyecekler ki Türkiye devletlere gider misin ayda bir kadar dolar vereceğiz gideceksin asosyal bir hayat. Ya manyakmışsın abi salak salak şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Önce hedefiniz varsa sebepli bir şekilde altını doldurun ondan sonra ilerleyin. Tamam mı? Abi büyük şehirde fizik okuyorum. Sen tamam da niye okuyorsun fizik? Ne olacaksın? Fizik okumak başlı başına seni hiçbir yere götürmez. Nereye gidiyor bu iş? Ne olacaksın? Formasyon aldım abi. Öğretmen mi olacaksın? Bir saniye Nerede o ya? Öğretmenlere bizim münhal vardı da fazladan. Bir saniye. Aa burada senin. Senin münhal burada kardeş. Al. Al. Al burada al. Al. Al kardeş. Al. Abi grafik tasarım öğreniyordum internetten, network genişletme ve belki bazı eksiklerimi kapatabilmek Abi, şu, diye Uludağ'da grafik tasarım okumaya başladım. <laughs> Ahlan. lan. Ambulun, ben ciddi bir şey söylüyorum. Am. Ambulun, am. Ambulun. Neyse konuyu kapatıyorum.